Herkese inan merhaba. Bugün başlıktan anladığınız üzere sizin seçtiğiniz ürünlerle yapacağım makyajımı Instagram'dan böyle ikili ikili anketler oluşturdum. Bazdan ruja kadar her şeyi size sordum. Hangi ürün daha çok oy aldıysa onu süreceğim. Benim için de aslında şöyle bir kolaylık olacak. Yeni bir sürü ürün vardı ve hani hangisini kullansam, nasıl bir makyaj yapsam gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü bir önceki videomda söylediğim gibi burayı böyle bir yapım aşamasındayız. Şu an tamamen bir deneme ışığı, bir deneme videosu bu. O yüzden hani %100 güzel olmayabilir. Bence fena değil bu versiyonu. Ama henüz böyle işte backdrop bilmem ne falan alamadım. Çok fazla iş olduğu için ve aynı zamanda yeni taşındığımız için ve evde de çok fazla iş olduğu için her şeye yetemiyorum şu an. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Artık 1 milyonun üzerinde bir aileyiz. Çok mutluyum ben de bu konuda. Haftada 3 gün video yüklüyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 5'te. O zaman hemen başlayalım bazla. Flormar'ın Radiant Finish Makeup Primer'ıyla L'Oreal'in bu Glow Mon Amour. Fransızca bilen takipçilerim ağlıyor şu an. Ya da bana küfrediyor bilmiyorum ama. Bunu koymuştum. Bu seçilmiş %56 ile. Peki, umarım böyle çok bronz ya da çok teneke adam yapmaz beni. Eyvah. Bakır bir ayran bardağına. Bakır ayran bardağı. Şey var ya, yayık ayran. Hmm. İyi tamam. Yani öyle cover effects'ler gibi manyakça bir parıltısı yok. Ve bu makyaj altına sürmek için iyi bir şey. Muhtemelen aydınlatıcı olarak da kullanıldığında güzel oluyordur. Sadece suratımı birazcık turuncu yaptı mı? Biraz. Beauty Blender'ım bu işten hiç hoşlanmadı. Chanel'in bu Sublimage fondöteni mi diye sormuştum. Yoksa Benefit'in yeni çıkan Hello Happy fondöteni mi diye sormuştum. Şu dünyanın en tatlı fondöten paketi bence. Benim de içimden bunu kullanmak geçiyordu. O yüzden çok sevindim. %67 ile kazanmış bu oyunu kendisi. Muhtemelen az kapatıcılık verecek. Yani ince ama yani hiçbir şey kapatmıyor diyemeyiz. Bayağı güzel benziyor bu ya. Birazcık aşağıya indireyim, üstünde kalalım. Sadece şunu söylemem lazım. Benim şurada böyle küçük egzama gibi bir şeyim vardı. Bayağı bir iyileşti ama yine de üstü kuru. Orayı biraz daha kuru gösterdi. Bir de benim şu iki kaşımın ortası çoğu insanda olduğu gibi birazcık daha kuru. Bazı fondötenler orayı belli ediyor ama hani aşırı derecede belli ettim ya da kötü gösterdim mi? Hayır. Sadece birazcık orası kuru görünüyor. Tabii ki biz bunun altına ışıltılı bir baz sürdük. Onsuz hali nasıl olur bilemiyorum ama şu anda çok ışıl ışıl, sağlıklı, incecik görünüyor. Bence kapatıcılığı hiç yok değil. Ama çok böyle ortaya doğru da gitmiyor bence. Yani böyle azla orta arasında çünkü şuralarındaki koyuluklar şu an hala görünüyor. Normalde full kapatıcı bir fondöten sürdüğümde ya da bayağı hani orta kapatıcı bir fondöten sürdüğümde oralarım daha tek renk görünüyor benim. Kapatıcı olarak Tarte mı, Maybelline mi demiştim. Maybelline Age Rewind kazanmış %53 ile. Tarte Shape Tape'i seçmeyip beni biraz sabote ettiğinizde gözümden kaçmadı. Nars'ın bende iki tane crystal pudrası var. Bir tanesi kompakt olan yani sıkıştırılmış pudra. Bir tanesi de toz versiyonu. İkisini de çok fazla kullanıyorum. Bu da bayağı dibini gördüğüm bir pudra. %58 ile bu kazanmış. Kuru göstermeyen ve çok ince bir pudra yani. Hatta buna parmağınızı sürttüğünüzde parmağınıza hiçbir şey gelmez. Gerçekten hiçbir şey sürmemişsiniz gibi oluyor ama. Camdan Taylan bakıyor bana. Ne diyordum? Ama çok güzel sabitliyor göz altına. Benefit Cabral mı yoksa Makeup Forever'ın kalemi mi demiştim. %57 ile Benefit'in kaş pomadı kazanmış. Bu benim çok çok sevdiğim bir ürün zaten. Ama hani şu anda bu kadar kaşla uğraşmak istiyor muydum derseniz hayır. Kaş jelini sormamıştım ama kaş jelinde alternatifim yok bile. Tabii ki Benefit.
The Balm'ın yeni Take Home the Bronze ürünü mü yoksa L'Oreal'in Back to Bronze ürünü mü demiştim. %55 ile The Balm kazanmış. Benimkisi galiba en açık renk, Oliver rengi. Bunun diğerleri, normalde üstlerinde Anti-Orange yazıyor ama diğer renkleri bence biraz turuncuydu. En açık olan bana bayağı şey gelmişti, soğuk gelmişti. Ben bunu vermedim. Dalga dalga duruyor. Koyduğum yerde de kalıyor. Aa, hani bu kadar az aslında renk verip bu kadar koyduğum yerde kalması biraz enteresan. Daha da hafif hareketlerle süreyim bu tarafa. Ama hani şöyle de makyaj yapmıyoruz hiçbirimiz bence. Bu arada tonu da içinde kırmızılık barındıran bir ton. Yani sürdüğüm yer çizgi halinde kalıyor. Çok ilginç. Benefit Gold Rush kazanmış. Benefit'in yeni allığı, böyle bayağı altın renkli bir allık. Diğer seçeneğimiz de Chanel'in Stick krem allığıydı. Le Beige koleksiyonundan. Bunu beğenmediniz belli ki. Sadece bunun üstünde spreylenmiş, bu overspray dedikleri bir altın rengi tabaka var. Ben onu istemiyorum. O yüzden onu biraz alacağım. Evet, ya böyle yaptığımda çıkıyor. Şu an gerçek allığı görebiliyoruz aslında. Yine altın ışıltılı bir allık ama o üstündeki koca koca altın simler artık yok. Bu kesinlikle bronze ten allığı. Yani bronze ten, esmer ten çok yakışır. Çok güzel altın altın parlar. Ama bende içinde sarı bir ışıltı olan herhangi bir şey güzel durmuyor kesinlikle. Biraz daha soğuk tonlu ya da beyaz altın rengi ışıltılar güzel duruyor. Aydınlatıcıda da allıkta da. Ama kötü oldu mu? Hayır, kötü olmadı. Sadece ben diğerini daha çok beğeniyorum. Bu tarz allıkları biraz daha dediğim gibi bronzlaşmış cilde yakıştırıyorum. O zaman bence böyle Jennifer Lopez gibi parlıyor. Jennifer Lopez demişken, aydınlatıcı olarak Jennifer Lopez'in aydınlatıcısını ve L'Oreal'in aydınlatıcısını koymuştum. L'Oreal kazanmış. Jennifer Lopez'inki, gerçi bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim, bunu bir omzumuza sürsek mi? Çünkü face, eyes, body diyor. İçinde body yazıyorsa herhangi bir aydınlatıcının. %99.9 ihtimalle yüzde çok kötü durur. Benden söylemesi. Çünkü genelde simleri biraz daha iri oluyor. Vücut için yapılan aydınlatıcıların. Şununla mı süreyim? Şununla süreyim. I did it the best I could while I was stuck in this place. Had as much fun as I could when I was stuck in this place. Ya biraz simsim. Hani buradan baktığında biri, burana da bunu sürecek ne gerek vardı, hani bu kadar batacak ne vardı diye düşünebilir ama yani gece falan bence güzel olabilir. Sadece ben bunu yüzüme mümkün değil sürmem. Yüzde çünkü çok parça parça ve kurudur. L'Oreal'in Levy & Glow paletini kullanacağım. Umarım güzel çıkar bu. En açık renkle, bunun adı Sundust. Biraz kuru görünüyor. Zaten ellediğimde de o kuruluğu anlıyorum. Sadece parça parça değil ve büyük simli değil. Ama kötü oldu mu derseniz, hayır kötü olmadı. Şuradaki çizgileri gösteriyor. O da kuru olduğu için dediğim gibi. Şöyle bunun üstüne. Ama yani bence uygun fiyatlı aynatçılar arasında pek bulunamadığı için yani güzeli. Bu iyi bir seçenek olabilir. Benim istediğim kazanmış. %60 ile Nars'ın Erdem'le çıkardığı far paleti kazanmış bu yarışı. Şu nedir ya? Bu dünyanın en güzel far paleti olabilir. Tek sorunu soğuk tonlu olması. Ben daha sıcak tonlu şeyleri daha çok seviyorum biliyorsunuz. Ama yine de enteresan ve güzel renkler var içinde. Ne yapsak, ne yapsak? Bilmiyorum ki ne yapsak. Başlayalım. Bir yerden başlamak lazım. Şu mor ışıltılı renkle başlamak istiyorum. Daha sık kıllı ve tombul bir fırçayla rengi koyup ince ve seyrek kıllı bir karıştırma fırçasıyla dağıtıyorum kenarlarına. Karıştırdıkça birazcık daha içindeki kızıllık çıkıyor ortaya ve ay çok güzel bir renk ya.
Şuradaki böyle top dediğimiz böyle kahvemsi gri alıyorum. Bunun da içinde hafiften bir morluk var. Birazcık daha mordan alıyorum. Moru ince uçta bir fırçın ucuna alıp alta getiriyorum. Aynı griyi alıyorum. Daha sonra buradaki bu böyle beyaz gibi olan rengi alıyorum. Bunu göz pınarıma uyguluyorum. Peki acaba şu koyu gri görünür mü sizce? Biraz görünüyor. En azından kepik dibini belirginleştirmek için yeterli. Clinique High Impact maskara mı yoksa L'Oreal'in Paradise Ecstatic maskarası mı diye sormuştum. %68 ile L'Oreal kazanmış. Önce bir kirpiklerimi kıvırayım. Bunu şeye benzetiyorlar. Too Faced Better Than Sex maskaraya benzetiyorlar. Fırçası aynı gerçekten de. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Hiç topaklanmadı, bayağı siyah. Şimdi alta ben kendi maskaramı süreceğim. Çünkü akmasını istemiyorum. Bir şey göstereceğim. Şu an görünüyor mu? Her şey doğru sırayla gidiyor. Önce maskara, sonra eyeliner yüklenmiş. Muhtemelen yüklenirken internetten dolayı. Ve yani maskaradan sonra nasıl eyeliner sürebilirim ki? Ne yapacağım? Deneyeyim mi? Kiko kazanmış bu arada. Diğeri Physicians Formula'ydı. Kirpiklerimi hiç göremiyorum ki hiçbir şey. Daha fazla hiç elemeyeceğim. Çünkü olmayacak. Ama benim için bunun ucu çok kalın ve ben keçe uçlu şeyleri sevmiyorum. Eyeliner'ı sevmiyorum. Mesela bu fırça uçlu yani esnek. Bunlar çok daha güzel eyeliner çekiyor bence. Ama hani bir problemi yok yani simsiyah, hani bulaşmalı sürülürken falan, sadece kişisel tercih. En son ruja geldik. %51 ile Sephora Ruj ve The Balm'ın Lip Gloss'u kazanmış. Benim gönlümden geçen Erdem Ruj paletiydi ama %49 ile kaybetmiş. Bu beni birazcık üzdü. 45.244 oyla Sephora kazanmış. Sephora'nın Lip Stories serisinden bir numara Matte Brunch Date. Çok kremsi, aşırı güzel pusu. Çok kremsi ve çok ince bir ruj sürmüşüm. Hatta lip balm sürmüşüm kadar bir şey hissetmiyorum. Aşırı yumuşak ve çok nemlendiriyor dudağı. Görüntü olarak da bence yarı mat gibi. Üstüne de The Balm'ın Plump Your Pucker lip glosslarından Dramatize rengi. Ve makyajım bitti. Bence güzel seçimler oldu. Enteresan oldu benim için de ama dediğim gibi daha rahat oldu. Hiçbir karar aşaması yok. Yani ne çıkarsa bahtıma modunda yaptım makyajı. Bayağı da beğendim. Bence hani kullanılabilecek ama hani farklı ve birazcık daha renkli bir makyaj oldu. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. O da şu anda ekranda yazıyor. Video fikirlerinizi de aşağıya bekliyorum. Ayrıca bu setup hakkında ne düşündüğünüzü de benimle paylaşırsanız çok iyi olur. Bana yol gösterici olur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.